Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme allimna ma yenfa'na ve anfa'na bima allamtena ve zidna ilme ve erinel hakka hakkan ve rzukna ittiba'a. Ve erinel batile batile ve rzukna içtinabe ve sallallahumme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. فَغْفِرْ لِذُنُوبِي وَتَجَاوَزْ عَنِّي وَاشْفِ أَمْرَاضِي يَا اللَّهُ يَا كَافِي يَا رَبِّي يَا وَافِي يَا رَحِيمُ يَا شَافِي يَا كَرِيمُ يَا مُعَافِي اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ الْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ وَالْإِسْلَامِ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hullu ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ceal li veziran min ehli Harun ahi uştut bihi ezri ve eşriku fi emri key nusebbihake kethira. Ve nezikureke kethira inneke künte bina basira. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Lemat eserinden okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta çok önemli bir prensip üzerine konuşmuştuk. Şöyle notlarıma bakıyordum. Hakikati talip eden kimse hususi bir hakikati umumileştirmemesi gerekiyor. Prensibi üzerinde durmuştuk. Çoğu mesleği batılı yapan işte bu vartadır demiştik. Çok enteresan bir dersti. Yani benim için de yeni açılımlara vesile olan bir dersti. Eğer dinleme fırsatınız olmadıysa tavsiye ederim. Şimdi yeni bir başlığa başlayacağız. Aciz ve ceza. Bir çarelerin kârıdır. Başlık bir yerden okuyacağız. Benim takip ettiğim link şu. Küçük bir not. Buradaki ceza karşılık verme, karşılık, mukabil gelme anlamında kullandığımız suç ve ceza derken kullandığımız ceza değil. Onu küçük bir not olarak belki fark ettiniz zaten ama küçük bir not olarak söyleyeyim. Sonundaki apostrof onu belirtmek için orada ceza diye farklı bir fiil var burada. Ahvah edip sızlanma, hüzünle ağlama gibi anlamlara geliyor. Şimdi o yüzden oradan devam edelim. Dikkatim bir yere dağıldı da ondan şey yaptım. Evet, acz ve ceza bir içerilerin kârıdır. Ger istersen hayatı, çareleri bulunan şeyde acize yapışma. Ger istersen rahatı, çaresi bulunmayan şeyde cezaa sarılma. Burada ger, yanlış hatırlamıyorsam eğer anlamına geliyor. Onun bir kısaltması olarak edebi metinlerde kullanılan bir ifade eskilerde. O yüzden şöyle okuyalım bir daha. Eğer istersen hayatı, çareleri bulunan şeyde acize yapışma. Eğer istersen rahatı, çaresi bulunmayan şeyde cezaa sarılma. Kısa bir metin. Literal olarak sanki metin şöyle diyor. Çaresi olan şeylerde ben yapamam edemem. Aciziz gibi mazeretlerin arkasına sığınma. Hayat buna bağlıdır.
çaresi bulunmayan şeylerde ahvah edip de sızlanma rahat buna bağlıdır. Yine tersten çeşitli egzersizler yapıyorum hep beraber konuyu ısınalım diye. Tersten okumaya çalışıyorum bir daha. Çaresi olduğu halde tembellik edersem hayatı kaybederim. Çaresi olmadığı halde sızlanırsam rahatı kaybederim. Şimdi bu metin sana bana ne öğretmek istiyor arkadaşlar? Öyle başlayalım. Şundan dolayı söylüyorum bir de dikkatimi çekti. Şimdi Said Nursi şu açıdan enteresan bir adam. Yani şunu biliyoruz ki daima kendi nefsine yazıyor. Böyle insanlara bir şeyler yazayım da vay be adam ne çok şey biliyor dedirteyim diye yazan birisi değil. Onu biliyoruz. Bu noktada bizi ikna etti bugüne kadar yaptığımız okumalarda. Bunu kenarda tutarak metne bakıyorum bir daha. Sürekli daima kendi nefsine yazan bir adam nasıl bir ruh halindeyken bunu böyle bir notu kenara not etme ihtiyacını duyar? Hangi derdine derman arayışı var ki burada? Bir açıdan çok açık gibi görünüyor. Yani malumu ilam eden böyle, çünkü lemaatte aldığı notlar bakıyoruz ki Mesnevi Nuriye'ye de zemin hazırlayan notlar. Eski Said'den yeni Said'e geçiş dönemi içerisinde aman şunu unutmayayım, bak bu çünkü imanın merkeze alınması için çok önemli bir mesele. İmanın pratiği açısından da çok önemli bir mesele. Aman unutmayayım, aman Rabbim bana bunu unutturmasın diye kenara aldığı notlardan müteşekkil genel hatlarıyla. Çaresi olduğu halde tembellik etme, çaresi olmadığı zaman sızlanma diye bir notu bu kıymetli notların arasına niye koyar bir insan? Belki bir soru da şu, yani ne demek çaresi bulunan ve bulunmayan? Ben buradan şunu anlıyorum, esbab dairesinde konuşacağım diyorum öyle. Yoksa ontolojik anlamda, itikat anlamında, varoluş anlamında insan bir çaredir. Bu kainatta çaresi bulunan veya bulunamayan şeyler yoktur gibi geliyor. Yani o açıdan ben esbab dairesinde konuşuyor diye anlıyorum. Tam da ben bu noktada yorumumu yaparken Ali Mermer dedi, çare hangi ölçüye göre çare veya çaresi olmayan? Ben de bu soruyu soruyordum. Benim aklıma o geldi. Yani herhalde esbab dairesinde konuşuyor. İlk aklıma gelen bu çağrışım oldu. Sizin paylaşmak istediğiniz başka bu soruya yönelik paylaşmak istediğiniz bir cevabınız varsa duymaktan çok memnun olurum. Ahmet Ali diyor ki hayatta benim için çaresiz, çözümsüz bir yaratılış eşya var mı? Yok mu diyeceğim Ahmet Ali'ye. Hayatta özellikle insani hayatıma çare çözüm üretmeyen bir şey kainatta var mı? Yine diyeceğim ki Ahmet Ali'ye yok mu? Ama yine de kilit kelime herhalde burada çare meselesi. Yani tamam, esbab dairesinde konuşuyoruz. Ya bilmiyorum, önce bunu konuda ittifak ediyor muyuz? Çünkü esbab, yani itikaden zaten biz hiçbir şeye vücut veremeyen bir çare deriz. Risale-i Nur terminolojisi içerisinde bir çare dediğimizde, bir çare insan dediğinde biz genelde, ki metin de buna imkan sağlıyor, bir çare dediğinde hiçbir varlık aleminde vücut bulması noktasında tesiri olmayan kimse. Sen ben diye anlıyoruz. Buradaki o değil gibi geliyor bana. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
Çaresi bulunan hastalıklarda tembellik nasıl yapıyorum ki ben? Veya acizlik perdesinin altına, arkasına nasıl gizleniyorum? Çaresi bulunmayanı da burada acaba şöyle mi anlasak diye düşünüyorum. Yani ferdi olarak senin bizzat iradene konu olmayan meseleler. Yani çaresi bulunmayan derken ferdi olarak senin iradene konu olmayan, dahil olmayan meseleler şeklinde mi anlasak? Buyur Yusuf. Önceki konuyla alakalı olarak hani cebir ve itizalde birer tane hakikat bulunur diyordu. İşte maziye musibete bakarken işte farklı bakılır, işte istikbale bakarken farklı bakılır diyordu. Burada da hani hayatı ve rahatı istemek, çaresi bulunan şeyde acize yapışma, hani istikbale bakan bir noktada ya ne yapayım işte elimden gelmiyor tarzı, yani iradeni iptal etme. Şayet hayat, yani burada hayatı ayrıca sorgulamamız lazım herhalde de ne demek yani. Rahatı da istiyorsan artık iradenden çıkmış bir noktada da ağlayıp sızlamaya çabalamayan, o işin o tarafına da gitme gibi belki bir öncekiyle birlikte okunabilir. Hani çok biraz düşünmek lazım da aklıma geldi ki bir öncekiyle birlikte okuyabiliriz diye. Bence bu bir çerçeve. Güzel de bir çerçeve bence. Allah razı olsun. Çeşitlendirebiliriz gibi de hissettim seni dinlerken. Bence çok güzel bir yerden yakaladın. Çeşitlendirebilir miyiz acaba diye böyle düşünüyordum da. Yani gelecek ve geçmiş bir bağlamı olabilir bu konunun. Benim aklıma da az önce dediğim yerden yürümeye çalışacağım. Yani çaresi bulunmayan derken yine senin iradene konu olmayan anlamıyla. Mesela çaresi bulunan hastalıklarda, çaresi bulunan şeyde acize yapışma deyince, Ahmet Ali'nin yorumuyla da insani özellikler demişti ya. Bir okuyayım bakayım, bir Ali Mermer'in bir yorumundan bir okuyayım. Bir dakika. Çare kainatta var olabilir ama ben bulamamış veya henüz Allah açıklamamış olabilir. Mesela ceseden ölüme çare bu kainatta yok. Aynen öyle. Yani bu çaresizlik veya çare ne o zaman? Yani bu çaresizlik dediğinde, çaresi bulunmayan dediğinde siz diyorsunuz ki ben bulamamış olabilirim. Henüz açıklanmamış olabilir. Yani insanoğluna henüz keşfettirilmemiş olabilir. Peki bu böyle bir hususta sızlanma nasıl bir terbiyedir? Bilmiyorum, anlamaya çalışıyorum. Şu az önce demek istediğim noktayı bir paylaşayım. Ahmet Ali ve Yusuf'u dinlerken zihnime gelen bir şey oldu. Çareleri bulunan şeyde acize yapışma. Şimdi ruhumun hastalıklarını, inançsız yorumlardan olan yaralarımı tedavi etmek beni hayattar kılacağı yerde, insaniyetimi hayattar kılacağı yerde, ben eğer acize yapışıp da biz ne anlarız Kur'an'ı, hocalar bilir. Biz ne anlarız risaleleri, bilmem kimler bu işleri bilir. Bizim vaktimiz de yok o kadar derin düşünmeye gibi mazeretleri döke döke diye diye acaba diyorum insaniyetimi öldürmeye mi başlıyorum? Eğer insaniyetin hayatını istiyorsan, İnsaniyetini hayattar kılmak, canlı tutmak, şuurlu kılmak istiyorsan, bunun çaresi var. Senin bu hastalığının çaresi var. Onun tedavisini ara ve talip ol. Yani eğer iman ile bana verilen emanetleri kullanırsam, cenneti yaşarım ne kadar fıtri bir hal. Ama vahiy dinlemeyen bu medeniyet gerçeklik adı altında tabiri caizse bizi enayi yerine koyuyor.
ve fıtratımıza aykırı tercihler yapmayı bize telkin ediyor. Fakat mesele insaniyetimin sorularına, varoluş problemlerine geldiğinde onlara cevap bulamayız diye böyle bir cevabı var. Veya buna imkan yok deyip o kapıyı kapatan ve insaniyetimizi öldüren bir yönü var. Acaba diyorum bu tarz yorumlarla bizi kandıranlar bizi böyle bir akılsızlığa teşvik ediyor olabilir mi? Veyahut ben bu insaniyetimin problemlerine çözüm bulma noktasında bu acize yapışıyor muyum acaba biz ne anlarız diye sanki bu hayat acize yapışma çaresi bulunma meselesi bana bunu çağrıştırdı. Tabii bir yandan da şimdi şeyi düşünüyorum yani rahat çaresi bulunmayan ve ceza meselesi üzerine düşünüyorum. O bir yorum geldi Ahmet Ali'den. Benim kainatta çaresizliğin ve çarenin her şeyi benim için kainatın kaynağını tanıtacak şekilde ilişki kurma ve kurmama halimi belirler. Benim insaniyetimin ihtiyaçlarına kainatın kendisi cevap vermiyor olması çaresiz olduğum anlamına gelmiyor. Ama kainatın üzerinden bir çare arayışına girersem, kainatın kaynağını tanıtan yönüyle kainatı çalışırsam, insaniyetimin hayatına, taleplerine çare bulabilirim. Bulma noktasında insaniyetini kainatın şahitliğinde çare arayışını yapabilirim. Allah razı olsun. İşte ben sanki birinci cümlede ben de sizin bu yazdığınız yorum gibi hissettim Ahmet Ali. Yani bazı şeyler var. Ali Mermer de dedi ya hani bana çaresi yok gibi gözüküyor. Halbuki çaresi var onun. Ama ben orada acize yapışıyorum. Sanki birinci durumda böyle bir mesele var. İkide de bir şey var gibi hissediyorum. Yusuf'u bir dinleyin bakın. Buyur Yusuf. Önce bir bağlam vereyim de söyleyeceğim konuyla alakalı olarak. Bir arkadaşla geçen şeyi konuşuyorduk. Bu cüz-i irade mevzusunu konuşuyorduk. Arkadaş böyle birazcık okuyan birisi falan dedi ki en son ya o kadar okumalarımda şuna kanaat getirdim ki dedi. Hem Allah yaratıyor hem hani cüz-i irade o en son zerrecik diyeyim yani. Cüz-i ilahiyete cezza falan diye tabir ettiği. O noktada hem Allah onu tercihimi yaratıyor hem ben yapıyorum falan gibisinden çelişkili bir ifade yapmak zorunda kalıyorum falan demişti. Yani işin içinden çıkamıyorum diye. Şimdi arkadaşla konuşurken şunu fark ettim yani. Bu metni şimdi oraya uygulayacağım da derslerde hep söylenen bir Allah katından bakmamak lazım diye bir kaide var ya. Şimdi şayet bir mesela bu cüz-i irade mevzusunda olduğu gibi anlamak istiyorsan bir mevzuyu bu işin işte bir yöntemi var ki insan katından kainatı tefekkür edersin ve anlayabileceğin kadarını anlayabilirsin. Dolayısıyla ne demek bu? Yani işte bir yaratıcısı, bir var edicisi olması lazımdır sonucuna ulaşabilirsin en fazla eşyaya bakaraktan. Şimdi bir insan diyebilir ki ya biz zaten bu eşyanın ötesini anlayamayız deyip acize yapışabilir ve dolayısıyla sorgulama kapısını tamamen kendisine kapatabilir. Ama diyor ki hayatı istiyorsan yani hayat da burada ebediyeti ifade eden yani o kainatla canlı bir ilişki hatta kainatın kaynağıyla canlı bir dinamik bir ilişki içinde olmak istiyorsan acize yapışma. Bu kainat sana varlık kaynağı hakkında bilgi verebilir. Fakat çaresi bulunmayan yani bulamayacağın şeyler de var bu kainattan yola çıkıp yani İşte bu kainatın yaratıcısıyla bu kainatın ilişkisi acaba nasıl bir ilişki ola ki? Hani yaratıcılığın ötesinde bir ilişki anlamaya çalışıyorsan mesela. Ve o zaman da bu senin kapasitenin ötesinde bir şey. İnsan olarak bunu yapamazsın sen. Hani bu tür bir sorgulamaya cevap bulacak kapasitede var edilmemişsin. Dolayısıyla da o noktada rahatı istiyorsan çaresi bulunmayan şeyde cezaya sarılma. Yani öyle
ya işte tutarsızlığa gidiyorum. Gidersin tutarsızlığa. Çünkü zaten bu sorduğun sorunun cevabını bulman mümkün değil insan olarak. Dolayısıyla o yola zaten girmemen gerekiyor. Sen insan perspektifinden kainatı anlamaya çalışman gerekiyor. Yaratıcının perspektifinden olaya bakman zaten çaresi olmayan bir şeydi. Dolayısıyla seni çıkmaza götürdü. O çıkmazda da bocalamak zorundasın zaten. Onun için rahatı istiyorsan kendin açısından da boğulmaya mahkum olduğun bir suya girmeyeceksin diye anlıyorum. Allah razı olsun Yusuf. Bence yani şöyle özetleyelim mi? Yani bu çaresi bulunma ve çaresi bulunmama meselesi bana verilen kapasite, istidat ve potansiyel, istidat ve kabiliyetlerin limitleriyle alakalı bir mesele mi diyeceğiz o zaman acaba? Senin bu sunduğun çerçeve, ilk sunduğun çerçeve de güzeldi. Yani geçmiş ve gelecek hakkında. Ama bu ikinci yoğunlaştırmış çerçeve bana biraz daha geniş ve çok kullanılabilir bir bağlam gibi geldi. Ama acaba biraz daha böyle modelleyebilir miyiz? Daha böyle hazmı kolay bir hale getirebilir miyiz diye. Bakıyorum şimdi arkadaşlar ne diyecek diye. Muhammed Said diyor ki ben çaresi olan durumlar ifadesinde şunu anlıyorum. Anlamında iki nokta üst üste koymuş. Çaresi olan durumlar. Bana verilen iradeyi kullanıp çözüm için bizzat dua edebileceğim durumlar. Çaresi olmayan durumlar benim irademin dışında manevi ilişki kurabileceğim durumlar. Manevi ilişki kurabileceğim durumlar derken ne demek istiyorsunuz acaba? Açacak mısınız diye bakıyorum. İnsanın her iki durumda da hadiselerle ilişkisi var. Sanki metin ilişki halinde olma durumunun altını çiziyor. Yani acaba o zaman şöyle mi diyelim? Yani bu hayat bu not şundan dolayı mı önemli? Ben kendimi bu dersten çıktıktan sonra şunu mu diyeceğim? Yani Yunus sana dua edebilmen noktasında açık bırakılmış alanlar var. Açık bırakılmamış alanlar var. Sen bunun farkında mısın? Acize yapışmanın ve sızlanmanın dengeye oturabilmesi için bu ayrımın farkında olman lazım mı diyeceğim ben kendime bu dersten çıktıktan sonra. Ahmet Ali diyor ki çaresi evet. Sanki oraya doğru gidiyoruz gibi geldi. Ahmet Ali diyor ki çaresi olmayan şey mesela örnek verecek. Kainatı kendi adına bakarak ondan insani beklentilerini bulamamanın acısı senin şu andaki hayatını eleme çevirir, rahatsız eder. Yani bu kainatta Rabbini tanımak için o kadar çok mesaj var ki yapamayız, edemeyiz deyip acize yapışma, kendini öldürme. Bu kainat senin insani ihtiyaçlarını karşılamak noktasında o kadar tesirsiz ve mümkün değil senin insaniyetin ihtiyaçlarını maddenin bizzat kendisinin karşılaması. Aman böyle bir şeye sarılıp neden ben bu maddeyi almama rağmen insani ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum diye sızlanıp durma. Çünkü insani beklentilerini maddeyle karşılayamazsın. Böyle bir şeyin çaresi yok anlamında da anlaşılabilir mi diyor Ahmet Ali. Bu da bence enteresan bir yaklaşım. Ne dersiniz arkadaşlar? Bu da güzel bir yaklaşım gibi geldi bana. Hayatını eleme çevirir, rahatsız eder. Bu durumda şikayet ederek hayatını zehir etmek, bu hal sana çare araman için verilmiş bir ikazdır. Yani şöyle mi diyorsunuz? Eğer ben bir sızlanma, şikayet,
ahvah içinde buluyorsam kendimi, bu fıtri değildir. Bu bir ikazdır. Ben çaresi bulunmayan bir şeyin peşindeyim noktasında bir ikaz olarak mı görmek lazım diyorsunuz? Tam emin olamadım o noktada. Yani bu kadar keskin çizgiyle çizebilir miyim? Evet, bu işaret olabilir, olmaya da bilir. Yani çünkü Ali Mermer'in yukarıda belirttiği durumu unutmamamız gerekiyor. Yani çare kainatta var ve fakat ben bulamamış olabilirim. Yani eğer çaresi var olan bir şey ben çaresini bilmiyor ve sızlanıyorsam, sızlanmak bu bağlamda o çareyi arayıp bulmaya kullanmak için bir alet olabilir. Henüz Allah açıklamamış ise bu kainatın içerisinde o kanunu keşfetme noktasında bir araç olarak kullanılabilir, bir arayış içerisinde kullanılabilir. Ve fakat Yusuf'un söylediği bağlamda eğer zaten benim irademe konu olan bir durum değilse, o zaman sızlanma yersiz oluyor. Demek ki o zaman sızlanmanın yersiz, yani her halükarda o zaman Ahmet Ali'nin dediği üzerinden tefekkür etmeye çalışıyorum. Her halükarda eğer bir sızlanma, bir ahvah içerisindeyse burada bir tefekküre davet var. Ya bu sızlanmayı bırakacağım ya da bu sızlanmayı bir arayışa döndüreceğim. Arayışa yönlendireceğim. İrademe konu olmayan bir mesele hakkında sızlanıyorsam, bu sızlanmanın yersizliğini anlayıp bundan kurtulma duasına gireceğim. Çaresini bilmediğim bir hal içerisindeysem, bu sızlanmayı çaresini arama noktasında bir motivasyon olarak kullanmanın duasına gireceğim diyorsunuz diye anladım. Çaresizliği normal hal kabul etmek marazi bir durum, hastalıklı bir durum diyorsunuz. İşte o noktada tam şey değilim. Ya mesela ben şöyle bir konu geldi aklıma, bilmiyorum. Konuşuyoruz, meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Belki bağlamın dışına çıkıyoruz, giriyoruz. Meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Bu metin niye burada var? Yeni katılan arkadaşlar var aramızda. Şöyle bir dakika. Biz şu anda size gönderdiğim bu linkteki Aciz ve Ceza, yani sızlanma anlamında ceza burada, bir çarelerin kârıdır. Eğer istersen hayatı, çareleri bulunan şeyde acize yapışma. Eğer istersen rahatı, çaresi bulunmayan şeyde sızlanmaya sarılma. Bu metni anlamaya çalışıyoruz. Abdülreşit Şahin'in ilhamı, buyurun. Bu metnin acaba bir önceki metinle bir bağlantısı var mı diye düşündüm de. Yani mazi ve müstakbel meselesinde. Mazi kadere ait, müstakbel de senin sorumluluğunu alana bakıyor. Yani geçmişte olan bir olayı değiştirmek, kaderin hükmettiği bir kararı değiştirmek senin elinde olan bir şey değil. Yani geçmişi fiziki olarak söylüyorum, değiştiremezsin. Dolayısıyla geçmişten dolayı cezaya gitme, rahatın bozulur demeye gidiyor. Kaderin hükmüne razı ol manasında. Orada çaresizsin, yani çaren yok. Senin iradenin taalluk ettiği bir nokta yoktur. Fiziki olarak bir şeyi değiştiremezsin. Ama onun geleceğe bakan yönünü değiştirebilirsin senin elinde. İradene taalluk eden bir yönü var. Dolayısıyla iradene taalluk eden yerde acze yapışmak bir nevi ölü hükmünde olmak demektir. Yani kendi iradeni kullanmamak suretiyle hayatı terk ediyorsun adeta. Çünkü hayat iradeyle birlikte hayat oluyor insan için. Yani insan iradesini kullandığı ölçüde insandır. İradesini kullanmazsa, tercih yapmazsa insan demek değildir. Ve hayatı istersen o iradeye taalluk eden konuda kaderin alanına girmeden, kaderle ilgili cüz-i iradenin alanında ne yapman gerekiyor? Tercih yapman gerekiyor. Yani önüne gelen bir meselede tercih yaparak, bilinçli olarak, bilinçli olarak iradeni kullanarak, cüz-i ihtiyarını sarf ederek olaya katılman gerekiyor. Ama geçmişte iraden taalluk etmiyor. Geçmişle ilgili kaderin hükmü belli olmuş. Orada
Yapman gereken benim alanım değil. Orada gidip de şimdi geçmişte olup bir meseleden dolayı kendimi de helak edemem. Yani kader bunu hükmetmiş ve kader hükmetmişse bu güzeldir. Kaderin hükmettiği şey her şey hayırdır falan diyerekten mesela teselli buluyorsun o noktada. Rahat ediyorsun. Zihnen rahat ediyorsun ama ötede önünde bir yapabileceğin bir şey var ki iradeye taalluk eden bir mesele mutlaka insanın iradesinin şey gerekiyor. Pozitif, negatif davranış olabilir, fark etmez. Ama bir şekilde katılması gerekiyor. Yani iradenin taalluk ettiği müstakbele bakan meselelerde. Dolayısıyla orada iradesini kullanmamak, pasif bir konum almak insanın hayatını bir nevi yaşamaması manasına geliyor. Yani bir önceki konuyla bağlantısı var mı diye ben sadece aklıma geldi. Paylaşayım istedim. Bu kadar. Allah razı olsun. Yusuf bak seni destekledi Abdülhamit Çay. Bence güzel oldu. Yusuf da bu mimar üzere açmıştı yorumu. Ama sizin yorumunuz da güzel oldu. Tamamlayıcı oldu. Hatta ben böyle kendimi biraz daha şey hissettim. Yani ikna olmuş hissettim. Yani mazi ve müstakbel bağlamında. Yani biz bu ayrımı yapmadığımız için şeriatın bu noktada hükmü ayrı oluyor demişti geçen hafta. Acize yapışma ve sızlanmayı yanlış yerlerde kullanıyoruz ve yanlış haller bizde marazi durumlar dedi ona Ahmet Ali bize hasıl olabiliyor. Fakat benim acaba diyorum şuraya da bir şey çıkar mı? Oraya zorlamaya çalışıyorum da. Yani hatırlarsak dar daire geniş daire diye ayrımı var müellifin. Benim irademe, yani ikisi de müstakbel, dar dairede işler var, geniş dairede işler var. Dar dairede işler derken daha çok enfüse dair, ferdin bizzat kendi hayatına dair, ruhuna, bana dair meseleler. Geniş daire meseleler derken toplumsal meseleler olarak anlayalım şimdi. Yani benim aklıma bir açıdan da onu çağrıştırdı burası. Biz öyle bir hale geldik ki insaniyetime dair meselelere çare var, topluma dair meselelerde ise ferdan ferda benim yapabileceğim hiçbir şey olmamasına rağmen, yani sızlanacak bir durum olmamasına rağmen, enfüse dair meselelerde biz yapamayız, hocalar yapar, biz imanda ne kadar ileri gidebiliriz ki gibi böyle garip mazeretlerle çaresi bulunan bir mesele olmasına rağmen kendimi o yolu kapatırken geniş daire meselelerde, makro meselelerde, yani mesela büyük makro medeniyet çapında, ülke çapında problemler var fıtratıma sevdirilmemiş. Sevmiyorum. Bu durumun düzelmesini istiyorum. Asr-ı saadet anlatıları var mesela. Öyle bir toplumun içerisinde yaşamayı arzu ediyorum. Fakat öyle bir toplumun içerisinde yaşamıyorum. Şimdi birey olarak benim değiştiremeyeceğim meseleler bunlar. Ülkenin siyasileri hakkında, medeniyetin problemleri hakkında, insanlık hakkında, siyasi problemler hakkında sızlanıp bunun dedikodusunu yapmanın yersizliği geldi benim aklıma biraz burada. Yani bunun için sızlanıp duracağına kendine konsantre ol. İnsanları nasıl düzelteceğiz, toplumu nasıl düzelteceğiz, siyaseti nasıl düzelteceğiz gibi senin iradene konu olmayan sanal dertlerin peşine düşme. Bundan dolayı da sızlanıp hayatını harap etme. Bu hayatı kendine zindan etme, rahatını kaçırma. Ama Kur'an'a talebe olduğunda çaresi olan o seni bu ruhunu hayatta kılacak olan bir eğitim var ki orada acize yapışma. Yapamıyoruz, edemiyoruz. Biz ne anlarız ki? Evliya mıyız biz? Peygamber miyiz biz? Biz o abiler gibi değiliz ki. Biz o hocalar gibi değiliz ki gibi böyle garip mazeretlerin arkasına sığınma.
hırkanı çıkar, as, başla çalışmaya gibi. Yani acaba diyorum, bu bağlamda da sanki bir rehberlik yapıyor gibi hissettim. Ama yani Yusuf ve Abdurreşit Şahin'in sundukları çerçevede benim için gayet tatmin edici, ikna ediciydi. Bana orayı çağrıştırdı. Şimdi önce iki yorum var. Onları okuyayım. Hemen Abdurreşit Şahin'e bırakacağım yorum mikrofonu. Ahmet Ali diyor ki, cüz'i irademi kullanma tercihim her halükarda insan için vardır. Önemli olan tercihim çare üretecek bir noktada mı, yoksa çaresizliği netice verecek bir noktada mı yapıyorum? Burada cüz'i iradenin kimin adına kullanılacağı belirleyici. İşte ben biraz da yani sistem olarak onu mu bahsettiniz bilmiyorum ama geniş daire, dar daire derken iradenin bir hiç uğruna sarf edilmesini ortaya koymaya çalışıyordum. Ali Mermer diyor ki, kendini bir konuda çaresiz buluyorsan, bütün çabalarına rağmen arzu ettiğim bu kainat şartlarında bulunmuyorsa, sorumluluk alanına girmiyor demektir. Kaderin takdirine teslim ol, sızlanıp durma. Bu kader diyoruz, tekrar hatırlayalım. Kader, kadere teslim ol, yani bu kainatın içerisinde yaratılış miktar ile yaratılıyor. Bir ölçü ile yaratılıyor. Bir nizam ile yaratılıyor. Bir düzen ile yaratılıyor. Ona teslim ol. Sızlanıp durma. Mesela bedenen, devam ediyorum okumaya. Bedenen ölüme bu maddi alemde çare yok. Evet. Ölüme çare yok. Sızlan. Bulabileceğin, çaresini bulduğun alanda çaba göster. Yani ebedi hayatın varlığının delillerini ara. Evet, yani benim, Allah razı olsun Ali Mermer beni destekledi. Yani ikinci bir alanda burada okuma var gibi geldi bana. Bu kainatın içerisinde çaresi bulunan bir mesele var ki bizi hayattar kılacak. O da ebedi hayatın varlığının delillerini aramak gibi. Önce Abdurreşit Şahin'i dinliyoruz, sonra Abdullah. Buyurun. Yani sizin dediğiniz mesele aslında benim dediğim meselenin daha geniş bir hali. Ben onu kastetmiştim biraz da. Yani burada mazi müstakbel deyince illa mazi müstakbel şeklinde anlamamak lazım. İradenin taalluk ettiği yerler var, iradenin taalluk etmediği yerler var. Hatta burada şöyle de diyebiliriz. Neticeyi yaratan Allah'tır. Sen süreç içinde sorumlusun. Sürece katılmakla mükellefsin. Sonucu senin elinde değil. Sonuç yaratma noktasında senin elinde olan bir şey yok. Cenab-ı Hak verir vermez. O kudret-i ilahiyeye ait bir şey. Sen gözlemini yaparsın. Gözlemini yaptığın şeyde dersin ki şöyle yapmam lazım. Onu yaparsan onun neticesini Allah hak eder. Bu mesele de buna dahil gibi geliyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim. O sen güzel bir örnek verdin. Mesela Filistin meselesi çok zihinleri meşgul eden bu tür meseleler var. İslam aleminin durumu gibi falan. Şimdi gözlüğünde bir tane siyah bir kirli kir var. Siyah kir dışarıyı da kirli, siyah gösteriyor. Dışarıdaki siyahı düzeltmeye çalıştığın zaman elinden bir şey gelmez. Çünkü o gerçekten senin gözündeki siyahtan dolayı kaynaklanmış da olabilir veya başka şekilde bilmiyorum. Ama oraya elin uzanmaz. Orayı düzeltemezsin ama gözündeki kiri temizleyebilirsin. Gözlüğündeki siyahı temizlersen o da değişebilir. Senin iraden nereye taalluk ediyor? Gözlüğünün içindeki siyahlığa taalluk edebiliyor. Onunla uğraşabiliyorsun. İç daire dış daire dedin ya o manada. Onu değiştirebilirsin çok rahat ama dışarısı senin elin uzandığı bir yer değil. Kaderin hükmettiği bir yer. Anlatabiliyor muyum? Kaderin hükmettiği bir yerde yine enfüse dönüp enfüsteki o siyah gözündeki siyah siyah noktayı temizlemekle uğraşman gerekiyor. Kaderin alanına müdahale etmemen gerekiyor. Çünkü sen orada yapabileceğin bir şey yok. Boşu boşuna emeğini, duygularını yok edebilirsin. Yani dolayısıyla burada meselesi de çok güzel oldu Ali abinin. Ebedi hayatın delillerini arama noktasında insan fiziki aleme belki müdahale edemiyor ama fiziki alem üzerindeki yorumlarını her zaman üzerinde yorum yapabiliyor her zaman. Yani olayı hayra yorma noktasında, oradan hakikate yorma noktasında her şeyin hakikatine ulaşabiliyor. Yani bütün olayları Cenab-ı Hakk'ın
muradına uygun bir şekilde yorumlama kabiliyeti var insanın. Yani böyle bir şeyi var, tecrübe var. Yani şer gibi görünen şeyde de hayrı görebilir. Yani hepsinde Cenab-ı Hak'la olan Allah'a bakan veçeyi insan fark edebilir. İnsanın zaten aslında yapması gereken de budur. Bu noktada hiçbir zaman çare tükenmez. Her zaman çare vardır. Ve böylece yani imanlık kalma, dolayısıyla hayattar kalma özelliğini sürekli devam, her olay üzerinde devam ettirebilir. Dolayısıyla burada çaresiz değildir. İradenin taalluk ettiği nokta burası. Kadere müdahale etmeden yaratılan veya işte olan olay üzerindeki yaratıcıyla olan münasebeti kurma noktasında insan her zaman iradeye, cüz-i iradeye sahiptir. Bunu kullanırsam memnun olur. Ama kaderin alanına girerse o zaman sıkıntı çeker, rahatı bozulur. Evet. Ben bir de böyle yorumlayabiliriz diye düşündüm. Sizi dinlerken şöyle özetledim. Yani irademe taalluk eden hususta enfüsi alanda, iç dairede her zaman çare vardır. Acize yapışmanın bir anlamı yok. İrademe taalluk etmeyen alanlarda, afaki alanda, geniş dairede çare yoktur. Sızlanmaya gerek yok. Yorumunu değiştir. Yani meseleyi imani tabana çek, enfüsi tabana çek, semavi tabana çek, manevi tabana çek, çözümünü orada bulacaksın gibi bir prensibe doğru ulaştık diyebiliriz herhalde diyebilirim. Buyurun Abdullah. Abdullah, beni duyuyor musunuz? Eğer mikrofonunuzu açamıyorsanız ben açabilirim. Bazen o tarz problemler olabiliyor. Yazabilir misiniz beni duyup duymadığınızı dair? Abdullah isimli katılımcıya sesleniyorum. Eliniz havada şu anda. Elimiz havaya kalktığında ben hemen şey anlıyorum. Yani mikrofonu bırakabilir misin Yunus? Ben bir şeyler söylemek istiyorum diye anlıyorum. Hemen de heyecanlanıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Bırakıyorum. Ama sizin yanlışlıkla mı kalktı acaba? Beni şu an duymuyorsunuz herhalde. Pekala, devam ediyorum. Erkan T. Acelem var. Trafik ışığı ısrarla kırmızı yanıyor. Acaba ısrarla durmamı isteyen bir irade mi var? Bunu mu alacağım? Yoksa kaza yapmayı göze alıp yetişmeye çalışmam mı doğru karar? Bu teslimiyet mi acize yapışmak acaba diyorsunuz? Bir daha okuyayım ben. Şimdi burada ben yanlış vurgu yaptım yüksek ihtimalle. Acelemiz var. Bir örnek üzerinden meseleyi anlamaya çalışıyorsunuz. Güzel, çok güzel bir şey. Takdir ediyorum. Bir trafik ışığındayız. Acelemiz var. Işık da kırmızı yanıyor. Acaba ısrarla durmamı isteyen bir irade mi var? Bunu mu anlayacağım? Yoksa kaza yapmayı göze alıp yetişmeye çalışmam mı doğru karar? Yani orada kırmızı ışıkta durmalı mıyım irademle? Yoksa çok daha büyük tehlikelere sebep olabilecek şekilde ışıktan atlamalı mıyım? Ki bu kazaya da sebebiyet verebilir. Bu teslimiyet mi acize yapışmak? Şimdi bu ikinci cümlenizde ben acize yapışmayı ve olumlu olarak aldım. Fakat metnin içerisinde bu olumlu değil. Eğer ben yanlış anlamadıysam. Bu önce kelimelerimizi bir şey yapalım. Tekrar zihnimizden gözden geçirelim. Kadere teslim dediğimizde biz şunu anlamıyoruz. Ne yapalım canım? Böyle değildi aslında. Böyle olmaması gerekiyordu aslında ama ne yapalım işte, yani yapacak bir şey yok anlamında. Veya teslim olmak dediğimizde, kölelik dediğimizde buralarda biraz anlam kayması var. Mesela biz teslim olmayı insanın gerçeğine teslim olması diye anlıyoruz. Mesela ben 3. katta oturuyorum.
yaşadığım binada. Aşağıya inmek için daima merdivenleri kullanıyorum. Bugüne kadar hiç camdan atlamadım aşağıya inmek için. Çünkü bu kainatın içerisinde, bu kainatı var eden bana öğretti ki, ben camdan atlarsam o benim birkaç yerimi kırma hadisesini yaratır. Ben bu gerçeğim, bu kanunu, bu gerçeğimi gördüğüm için bu gerçeğime teslim oluyorum. Bu vakama teslim oluyorum. Yani ne demek bu? Bu kanunu icra edeni sınamıyorum. Bu kanunu icra eden o şekilde icra ediyor. Kanun budur diyorum. Üzerime düşen vazifeyi yerine getiriyorum. Teslimiyet derken bu. Acize yapışmak derken bu metnin içerisinde. Acize yapışmak, mazeret çıkartmak gibi daha çok bu metnin içerisinde. Yani yapamayız, edemeyize getirmek. Biz kimiz ki, biz kimiz ki kardeşime getirmek. Bu çok kötü bir damar. Bu bizi mahveden bir damar. Biz peygamber miyiz kardeşim? Biz üstad mıyız kardeşim? Biz bilmem ne miyiz kardeşim diye diye imanı kalbe indirme noktasında ferdi sorumluluğumuzu hem unutuyoruz hem de biz kimiz ki diye 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 irademize konu olacak olan bu alanı ihmal ediyoruz. Acize yapışmak burada bu anlamda olumsuz kullanılıyor diye anlıyorum ben. Bu metnin içerisinde ama. Bu metnin içerisinde. Yani benim irademe konu olan meseleler var. Ama ben orada tembellik yapıyorum. İşte az önce mesela örnek verdiler. Ahmet Ali, Ali Bermer, Abdülreşit, Sayın Yusuf çok güzel örnekler verdiler. Ben bu kainatın içerisinde ebedi hayata dair, ebediyetin varlığına dair, ebedi verebilecek olan kaynağın varlığına dair delilleri bulma, deşifre etme, o delillerden istifade etme, onu duygularıma yedirme noktasında inanılmaz muhteşem kabiliyetlerle donatılmış. Her insan böyle. İnsan olarak yaratılmış isek bu şekilde yaratılmışız demektir. Bu şekilde yaratılmış olmama rağmen konsantrasyonumu, enerjimi buraya yönlendirmiyorum. Yapamayız ki, edemeyiz ki. Onlar başkaydı, biz onlar gibi olamayız ki. Gibi ne dediğimizde hiçbir şeyin anlaşılmadığı bir ifadeler sarmalı içerisinde buluyoruz kendimizi. Acize yapışmayı burada bu anlamda ele aldık. Veya ikinci bağlamda işte yine aynı konunun ikinci bir veçesi. Geleceğe dair daha henüz yaratılmamış bir meselede, henüz karara bağlanmamış bir yaratılış biçiminde iradem hala irademe konu olan bir yaratılış biçimi içerisinde acize yapışmak. Yani yapamam edememez yapışmak. Geleceğe dair meselede daha yaratılmamış ben başlıyorum, ben nasıl yapacağım bu işi? Bir bak bakalım, bir araştır bakalım bu işler nasıl oluyor, nasıl bitiyor, yapan nasıl yapıyor? İman meselesinde de aynı. Şimdi biz mesela burada Said Nursi'den istifade ediyoruz. Said Nursi çok büyük adam diye okursak bu metinleri, acizimize yapışarak bu metinleri okursak, ben çok uzun bir süre okuduğum için öyle biliyorum, beni hiçbir yere taşımadı. Ama ya Said Nursi ya maşallah rahimahullah, Allah ondan razı olsun. Ne güzel, ne ciddi bir şekilde Kur'an'ı anlamak için çalışmış. Allah ondan razı olsun. Kur'an ciddi bir kitaptır arkadaşım. Bu noktada emeğimizi ortaya koyarsak la ilahe illallah insanın hayatını dönüştürebilir. Ben bu açıdan Kur'an'a yaklaştım. Çok büyük istifadelerde bulundum. Haydi gel sen de benimle beraber bu meseleleri anlamaya çalışalım. Çünkü sen insansın. Sen insan olarak yaratıldın. Senin bu meseleleri anlayabilecek, uygulamaya koyabilecek kapasiten var. Aman ha aman beni böyle yükseltip, yüceltip, ilahlaştırıp bir yerlere koydun falan deme. Saçma sapan hareketlerin içine girme. Sana hiçbir faydası olmaz ha. Ben de insanım de. Aa maşallah ne güzel faydalanmıştı. Acaba nasıl dua etmiş Said Nursi?
acaba nasıl bir dua etmiş Rabbini tanımak için? Dediğin anda Said Nursi sana konuşmaya başlar. Risaleler sana konuşmaya başlar. Hayatın değişmeye başlar. Hayatlanmaya başlarsın buradaki ifadeyle. Eğer istersen hayatı, biz şöyle okuyalım mı bunu şimdi? Eğer istersen hayatı, Risale-i Nur müellifinin Kur'an'a yaklaşımının kazanabileceğin bir donanımda yaratıldığını bil, ne nispette bunun duasına girersen, o nispette sen de kainata, yaratılışa, Kur'an'a böyle yaklaşabilirsin. Aman acize yapışayım deme, biz yapamayız, biz kimiz ki demeyesin ha. Sakın böyle bir şey yapma ya. Gibi. Yani burada acize yapışmak, biraz heyecanlandım ben, beni heyecanlandıran konularla ilgili. Eğer istersen rahatı da çaresi bulunmayan şeyde cezaya sarılma. Bu noktada da arkadaşların verdiği örnekler. Ya mesela ölüm. Ölüm bu kainatın içerisindeki en yüksek hakikat. Tek gerçek dedi ona. İnanmayanlar bile bu kainatın içindeki tek gerçek dediler ölüm için. Çare yok. Her an yok oluşa mazhar olan bir varlık. Bu kainatın içerisinde varlığını bir an daha devam ettirme garantisini taşımayan sayısız mahlukatın içerisinde yaşıyoruz. Hiçbir varlığın varlığını bir an dahi devam ettirme garantisi yok. Ama ben ebedi istiyorum. Benim ebedi istemem ve yaratılış biçiminin içerisinde hiçbir şeyin varlığını devam ettiremiyor oluşu ve ölüm hakikatiyle karşı karşıya olmak beni yoruyor. Bu çelişki beni mahvediyor. Başlıyorum sızlanmaya. Diyor ki burada sızlanma. Sızlanma. Az önce Ali Mermer'in gündeme getirdiği konu oydu. Sızlanma. Niye? Ölümü öldürmek, ölümü yok etmek değil ki senin iradene konu olan bir mesele. Çaresizsin bu konuda. Sızlanıp durma. E ne yapacağım ya ben? Ebedi istiyorum ama. Ebedi istiyorsan eğer, bu sızlanma Ahmet Ali'nin dediği şekilde bir işarettir. Neye işarettir? Tekrar Ali Mermer'e dönüyoruz. Ebedi hayatın varlığının delillerini ara. Buranın bir eğitim alanı olduğunu gör gibi gibi. Oralardan devam edebilir. Evet, ben genel anlamıyla böyle anladım. Biraz da ben fazla konuştum. Ki bu derslerin içerisinde fazla konuşmayı da çok sevmiyorum. Sizlerin konuşması çok daha keyifli oluyor. Ahmet Ali diyor ki, insani taleplerimi geçici olan bu dünyada aramam çaresizliği, insani taleplerimi geçici olarak bu dünyada aramam çaresizliği, yani ruhumun, insaniyetimin ihtiyaçlarını madde ile tatmin etme arayışı ve bu arayışın sonuçsuzluğu, neticesizliği ve bu hadisedeki benim çaresizliğim, devam ediyorum, biraz açtım sadece, bende kabullenmiş hal olarak insaniyetimi acılar içinde ümitsiz bir hale düşürüyor. Neden? Çünkü sonuç alamıyorum. Bu durumu hayatın gerçeği olarak kabul etmem benim insaniyetimi rahatsız eder. Evet, teslim olamıyorum. Hayatın gerçeği bu deyip bizler ruhu tatmin olmayacak şekilde bu kainatın içerisinde işte var olan varlıklarız demek, gerçek budur demek beni rahatsız ediyor, teslim olamıyorum. Ben hala çözümü, çareyi hayvaniyetin, maddenin, dünyanın kendisinden isteme, onda arama halimi hırsla devam ettirirsem insaniyetimi kısır bir ateş döngüsüne atmış olurum. Ona ne dedik geçen haftaki derslerde? Ahmet Ali onu hatırlattı bana. El katilü la yeris. Katil miras alamaz. Yani gayri meşru yollarla benim için hayır, helal olan sonuca ulaşamam. O derse atıf yaptım. Çok keyifli bir dersti o. Ben hala çözümü, çareyi hayvaniyetin, maddenin, dünyasının kendisinden isteme, onda arama halimi hırsla devam ettirirsem insaniyetimi kısır bir ateş döngüsüne atmış olurum. Çare
insani hayatımın ihtiyaçlarını aramak için, bulmak için hayvaniyetimi, dünyayı bir malzeme gibi kullanarak onunla yetinmeden onların işaret ettiği insaniyetime söyledikleri, gösterdikleri manaya yönelerek kurtuluşa, gerçek hayata kavuşurum. Bu hayat beni insan eden özelliklerimin istedikleridir. Allah razı olsun. Dersin başında şu soruyu sormuştuk bu metne girerken. Arkadaş Said Nursi ciddi adam, ciddi meseleler üzerine konuşuyor ve kendi nefsine yazan bir adam. Bir insan hangi ruh halinde ise böyle bir notu kendine düşmek ister? Böyle bir notu neden kenara alır? Bu not insanı neyi hatırlatmak için vardır? Vermek istediği ders nedir gibi sorular sormuştuk. Meğer bayağı önemliymiş. Yani çok önemliymiş. Ben bunu hiç unutmamam gerektiğini hatırladım şimdi. Yani fark ettim. Hatırladım da hiç fark ettim. Not almak istedim yani. Hemen böyle kenara not alayım. Aman unutmayayım. Yani çaresi bulunmayan şeylerde aman sızlanma. Çaresi bulunan, iradene konu olan meselelerde de biz yapamayız, edemeyiz falan deyip böyle mazeret uydurma. Çünkü öldürürsün. Kendini öldürürsün. İnsaniyetini öldürürsün. Hayatı istiyor musun? Evet istiyorum. Ben hayat istiyorum. Heh, o zaman çaresi bulunan şeylerde aman ha acize yapışma. Yapamam edemem biz yapamayız edemeyiz deme. Diye anladım ben. Bilmiyorum arkadaşlar. Sizler ne dersiniz? Duygularını, düşüncelerini paylaşmak isteyen var mı? Veya arkadaş meselenin şu kısmına hiç değinmediniz ya. Bence şu meselenin şu kısmı da var diye paylaşmak isteyen varsa onu da dinlemek isteriz. Hatta şunu da dinlemek isteriz. Bu söylediklerinizin hepsi fiyasko, altına kibrit suyu. Çünkü diye itiraz etmek isteyen arkadaş varsa onu da dinlemek isteriz. Bizler hakikate ulaştık, bulduk falan gibi böyle beylik laflar etmeyi seven insanlar değiliz. O yüzden açık olmak lazım. Şu an için, şu ana kadarki müzakerelerimizde ulaştığımız sonuç bu. Ve şu an için bizi tatmin etti. Elhamdülillah. Bakıyorum konuşan var mı? Yorum yapacak olan var mı diye bakıyorum. Yoksa bir sonraki metne geçeceğim. Abdullah'ın elini ben indireyim. O konuşmayacak galiba. Heh, indirdik. Evet. Devam ediyorum. Hemen aynı metnin içerisinde yine İki satırlık aynı sayfada bir metin var karşımızda. Oradan okumaya devam ediyorum. Bazen küçük bir şey büyük bir iş yapar. Link bu. Bazen küçük bir şey büyük bir iş yapar. Öyle şerait oluyor. Öyle şerait oluyor. Tahtında az bir hareket sahibini çıkarıyor ta alayı illiyin. Yani bu kainatın içinde öyle yaratılış kanunları var ki küçük bir dua ile, küçük bir hareket ile çok büyük neticelerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Yani hamleye bakıyorsunuz, neticeye bakıyorsunuz, mukayese edilebilecek gibi değil. Çok büyük neticeleri oluyor. Ama ortaya konan dua, fiil çok küçük, çok az. Böyle yaratılış biçimleri var bu kainatın içinde. Öyle halat oluyor ki küçük bir hareket kasibini yani kesbedeni indiriyor esfeli safilin. Bu alay-ı illiyin ve esfeli safilin Kur'an'ı iki önemli terminoloji. Çok özür diliyorum bir dakika. Bazen de yine bu kainatın içinde öyle yaratılış kanunları var ki küçük bir hareket ile yerin dibine vurabiliyor insan. Şimdi gene aynı soruyu soruyorum ben. İmanın pratiğinde böyle bir vakanın tespiti neden önemli?
Şöyle küçük bir not düşmüşüm buraya. Bir sonraki bölümle birlikte okursan iyi olur diye bir not düşmüşüm. Bir de oraya bakayım. Bir de oraya da okuyayım hemen bir sonraki sayfada. Küçük bir hareketle çok büyük sıçramalar oluyor. Küçük bir hareketle ta yerin dibine vuruyor. Bazıları da bir an bir senedir, bir sonraki metni okuyorum. Fıtratların bir kısmı birdenbire parlıyor. Bir kısmı tedricidir, şeyen kalkıyor. Tabiatı insani ikisine de benziyor. Şeraite bakıyor, ona göre değişir. Bazen tedrici gider, bazen dahi oluyor barut gibi zulmani, birdenbire fışkırıyor. Nurani bir nar olur. Bazı olur bir nazar, fahmi elmas ediyor. Bazı olur bir temas, taşı iksir ediyor. Bir nazarı peygamber, birdenbire kalbeder bir bedevi cahil, bir arifi münevver. Eğer mizan istersen, İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Birbiriyle kıyası, bir çekirdek bir şecer. Defaten verdi semer, o nazarı Ahmedi, o himmeti peygamber. Cezuretül Arap'ta fahm olmuş fıtratları, kalp etti elmaslara. Birdenbire seraser, barut gibi ahlakı parlattırdı. Oldular birer nuru münevver. Ne diyorsunuz? Sizce de alakalı mı metin? Sanki buraya bir hazırlık gibi geldi. Ama yine aynı soru havada. Biraz ipucu verdi aslında bir sonrakinde. Yani ben biriniz mikrofonu alabilir mi? Benim su almam lazım. Birisi elini kaldırırsa çok memnun olacağım. Hem metinden anladıklarını ben duyuyor olacağım ama benim su almaya gitmem lazım. Biri hemen elini havaya kaldırıversin. Hem metinden anladıklarını paylaşsın. Hem bana yardımcı olsun. Bir gönüllü. Allah razı olsun Muhammed Said. Buyur. Selamun aleyküm. İlk çağrıştırdığı şeyleri paylaşmaya çalışayım. Hatta bugün ilk başladığımız yerle irtibatlı olarak anladığımı düşünüyorum. Aciz ve ceza yani umutsuzluk halini hatırlatıyor bana. Peygamberin kısa zamanda gerçekleştirdiği inkılaptan bahsediyor yazar ve onu küçük bir adımla, küçük bir işle bağlantılı ifade ediyor. Bunların hepsi dünyada şöyle bir yerde birleşti. İnsaniyeti doyuran, insanın ebedi arzularına karşılık gelen bir veya insaniyetini doyurmaya adım atmış bir insanın veya o ihtiyacını kabul etmiş bir insanın buna karşılık bulamadığı veya elinde bir şey olmadığını fark etmesiyle iki durum karşısına çıkıyor. Ya bu böyledir, az evvel de ifade edildiği gibi bu dünyanın, hayatın gerçeği bu. Bu toplumun gerçeği bu veya artık bu zamanın gerçeği bu diye bir umutsuzluk halini tercih edebilir. Veya bu böyle olmaması lazım çünkü kainat varlığıyla
bir şeyi ifade ediyor olması lazım ve kesinlikle maksatsızlık ve çelişkinin bulunmaması lazım diyor kainat. Yani bu küçük bir adımı tam da bu şekilde anladım ben. Yani bu küçük bir kendi dünyamda ulaştığın bir sonuç. Fakat bu sonuç bütünüyle bakışını değiştiriyor, perspektifini tamamıyla değiştiriyor. Yunus geldin mi? Bu kadar şimdilik. Geldim buradayım. Seni dinliyordum. Çok hoştu seni dinlemek. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu küçük bir adımla dünyamızda neler değişiyor. Bunu seni dinlerken benim aklıma şu geldi. Yani bir sonraki bazılara bir an bir senedir meselesinde. Yani bu kainatın içerisinde enteresan bir yaratılış biçimiyle karşı karşıya kalıyoruz. Çok enteresan yaratılış formları var, biçimleri var. Mesela bir tanesi, burada da ağaç örneğini veriyor. Elinizde bir tane çekirdek var. Ki bazı meyveleri bu kainatın var edicisi öyle var ediyor ki, mesela aklımıza ne gelsin? Şeftali. Şeftali yiyorsunuz mesela. Şeftalinin içerisinde bir tane çekirdek var. Bir meyvede bir çekirdek var. Ama mesela incir gibi bir çekirdeği var. İncir diye bir meyvesi var. İncirin içi, incir ağacının çekirdekleriyle dolu. Hatta bizim incir diye yediğimiz şey neredeyse çekirdekten ibaret desek yeridir. O meyvenin içerisini çekirdeklerle donatıyor. Bir meyvenin içerisinde yüzlerce belki çekirdek var. O yüzlerce çekirdeğin toprağın altına girdiğinde o bir tane çekirdekten çok uzun zamanlı meyveler yaratılıyor. Böyle bir yaratılış biçimi var. İnsanı mesela heyecanlandıran bir yönü var bunun. Küçük bir çekirdek atıyorsun. Bir veriyorsun. Yani bana bu şimdi sana verdiğimin daha gelişmiş halinden binlercesini ver diye bir alışveriş var sanki orada. Bir veriyorsun, bir tane ham halini veriyorsun. On binlerce belki yani senelere vurduğunda yetişmiş halini karşılığını alıyorsun. Oho diyorsun. Şimdi hele biz bu zamanda böyle kapitalizmin içinde düşünmeye alışmış insanlar olarak, kapitalizmin içinde büyümeye de gerek yok, şimdi hemen medeniyete çakmayalım. Yani insanda öyle bir eğilim var. Bir veriyorsun, 100.000 alıyorsun. İyi yani. Güzel. Bu muhteşem bir yaratılış biçimi. Ya bak, böyle bir yaratılış biçimi var diyor. Bu kainatı var eden. Bu yaratılış biçiminden bir yere geçmeye çalışıyor Said Nursi diye anlıyorum. Sanki orada bir mana yakalayacak. Buyurun Abdurreşit Çay'ın eli havada. Konuyla ne kadar bağlantısı var bilmiyorum ama benim dünyamda var gibi geldi. Bu mesele bana Adem'in yaratılışındaki o anlatımı hatırlattı. Şeytan yani bildiğimiz kadarıyla, nakillerden anladığımız kadarıyla yani çok uzun süre şey yapmış, Allah'a ibadet etmiş, hatta dendiğine göre de meleklere liderlik yapmış bir konumdayken bir imtihana maruz kalıyor. Küçük bir imtihanda secde et deniyor. Şeytan onu ateşten, işte beni topraktan yarattın, beni ateşten onu topraktan yarattın, ben ondan üstünüm. Bir kelime kullanarak bütün yaptığı, bütün geçmişte yaptığı bütün iyilikleri bir anda yok ediyor. Öte taraftan melekler ise hadi okuyun dendiği zaman da Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena diyorlar. Yani biri aczini izhar ederek melekliğin, yani meleğin vasıflarını ortaya koyuyor. Yani bizim elimizde olan senin öğrettiğinden başka bir şey değildir diyerekten doğru bir tavır takınıyorlar. Basit bir ifade kullanıyor aslında. Öte taraftan şeytan da kendisine verilmiş olan ihsanı kendisinden bilerek, aslında bütün ihsanı, yaratıcının vermiş olduğu ihsanını sıfıra indirgiyorlar. Bir cümle
İki, ya ben şunu anlamaya çalışıyorum. Ne yaparsak hangi tavır bizi bir anda yukarı çıkartır, aşağı indirir meselesine baktığım zaman bana bu iki tablo gerekiyor. Yani bir taraftan şeytanın tavrı var, bir tarafından meleğin tavrı. Allah da sanki bana bunu gösteriyor gibi. İnsan orada meleğin tavrını benimserse yani ben hiçbir şeye sahip değilim, sahip olduğum her şey senin ihsanındır tavrıyla eşyaya muhatap olursa yükseliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini arkasında görebiliyor. Öte taraftan bu elimdekiler Firavun gibi, elimdekiler benim irademle, benim gücümle ben buna sahip oldum diyerekten Allah'ın ihsanını görmezlikten gelirse de aşağıların en aşağısına inebiliyor. Bana burasını hatırlattı. Bir bağlantı var mı? Bence bağlantı var gibi geldi. Sadece bunu yani ifade etmek istedim. Allah razı olsun. Yusuf'un eli havada. Muhammed Said, senin elin eskiden mi havada, yeniden mi havada? Ona bir bakıver. Ona eğer inmezse sana bırakacağım mikrofonu. Sonra Yusuf'a bırakacağım ama önce yorumları okuyayım. Varlığın bana göre, Ahmet Ali yazıyor, varlığın bana göre küçüklüğü, büyüklüğü, sevdiğim sevmediklerim, acı tatlı olarak bana göre basit harika oluşuyla değil, onların varlık alemine gelmesi için kaynağından haber veren özellikleriyle, hepsi çok yüce ve kainat cinsinden olmayan bir kaynaktan haber veriyor. Bu yönüyle kainatla ilişki kuranı alâ-i illiğine mutlak olan birine ulaştırıyor. Yani bu kainatın içerisinde ona Muhammed Said de değindi ya, bu şey kendi kendine olabilir mi sorusunu hayatıma taşıdığım anda, ciddi bir konsantrasyonla hayatıma taşıdığım anda, bu küçük gibi görünen bu hamlenin arkasında o kadar kıymetli, yüce, yüksek, ne diyeceksek ona, bir yaratılışla karşı karşıya kalıyor, bir ikramla karşı karşıya kalıyoruz ki aynen çekirdek ağaç ilişkisinde olduğu gibi. Böyle enteresan, bu alâ-i illiğine, yücelerin yücesi diye çevirmişler de, yani insanın neyi yüceliğe çıkartacak? Yani şu anda dünyadasınız ya, bunu fark ettiğiniz anda Mars'a gideceksiniz anlamında. Fiziksel bir yükselmeden ziyade insaniyette terakki etme, mertebelerde dolaşma, çıkma anlamında diye anlıyorum. Ahmet Ali devam ediyor. Eğer kainatın maddesiyle kendine bakan istidadıyla ona nazar edersen, beni maddenin her an değişen, dönüşen, kaybolan özelliklerine beni ulaştırıyor. Yani Said Nursi'nin verdiği küçük bir örnek vardı ya, ben ne yaptım ya, ben alt tarafı bir an yaratıcıyı ihmal ederek kainata baktım. Ne var yani bunda? Küçük bir hareket. Yok, 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 yok. Küçük bir hareket değil. Bu küçük bir hareket bütün kainatı tahkir, hakaret anlamına geliyor. Yani hani kibrit örneğini veriyor ya, küçük bir kibrit çakıyorsun ama büyük bir orman yanıyor gibi. Ha. Yusuf buradasın, sen elin inmiş. Ben gördüm, kaçırmam hocam. Ha, şey mi? Buyur, senden de dinleyelim ya. Senin sesini duymak güzel oluyor. Allah razı olsun. Yani noktalar ifade edildi. Yani tekrar etmiş gibi olacağım ama kainata bakıp, yani bu işin arkasında bir iş vardır. Sadece görünenden ibaret olamaz. Yani bu işin bir gaybı vardır şeklinde bir tercihte bulunmak insanı kainatta, yani kainatın yaratıcısının, var edicisinin muhatabı konumuna çıkarıyor. Ama yok, tercihimi öyle değil de diğer şekilde, ya yok işte hepsi bundan ibarettir, ötesi de yoktur
şeklinde kullanacak olursam da bütün mahlukat içinde en sefil bir duruma indiriyor beni. Sadece başta yapılan küçük bir tercih yani. Ki biraz bu bana şeyi hatırlatıyor. Ta Bakara Suresi'nin ilk başında işte bu Kur'an takva sahipleri için bir hidayet kaynağıdır. Ki onlar gayba iman ederler diye başladı. Yani tercihi bu işin ötesi, gayb boyutu vardır şeklinde kullanan için rehberlik kaynağı olmaya başlıyor. Kainatta Kur'an'da yani oradaki artık velkel kitap kısmını kainat olarak da alabiliriz, Kur'an olarak da alabiliriz. Birden kainatın var edicisinin muhatabı mertebesine çıkıyorum. Her şey çok anlamlar ifade etmeye başlıyor. Ama yok tercihimi tersine kullanacak olursam da bana verilmiş olan akıl ve şuurla en sefil bir derece bir anda düşüveriyorum. Küçük bir adım fakat çok sonuçlar doğuruyor. Allah razı olsun. Elhamdülillah ilki konuşmuşsun. Çok hoş oldu. Not aldım. Şimdi şu bazen küçük bir şey büyük bir iş yapar. Bu Esfel-i Safil'in Alâ-i İlliyin'le ilgili sanki küçük de olsa bir zihnimizde bir derlenme toplanma oldu gibi. Acaba diyorum şu bazılara bir an bir senedir meselesiyle girsek mi? Hem Ali Mermer'in yorumunu hem Yakup'un elini gördüm ama Yakup'un elini daha evvel gördüm sanki. O yüzden Ali Mermer'e bir pause vereyim şimdi. Bir Yakup'u dinleyelim. Buyurun. Benim şöyle bir ekstra vurgu dikkatimi çekti ama bilmiyorum. Paylaşayım yine de. Burada ben iradenin üzerine düşen enteresan bir sorumluluk mu diyeyim? Bir şey olduğunu hissettim bu metnin içerisinde. Burada şeraitten yani konteksten, kontekstlerden hareketle iradenin yaptığı şeyin tesirinin değişmesi vurgusu bana şeyi hatırlattı. Yani Hazreti Peygamber'in bulunduğu bir dönemde imanın bütün açıklığıyla, bütün güzelliğiyle ortaya konulduğu bir ortamda küfre düşen insanların varlığıyla, imanın bu denli açık olmadığı anlarda küfre düşen insanların yaptıkları tercihlerin karşılıklarının farklı olduğunu, aynı şekilde tam tersi de yani şartların zorlaşması ölçüsünde ya da kolaylaşması ölçüsünde iradenin yaptığı tercihin neticesinin farklı olduğunu. Dolayısıyla bir şey bize büyük bir ikram olarak açıldıysa, bir imanın bir nuru bize verildiyse, ikram edildiyse, bu ikram edilen şeyin doğrultusunda irademizi kullanmamamızın da ciddi bir sorumluluk ortaya çıkardığını hissettim. Onu paylaşmak istedim, bilmiyorum. Farklı bir yere götürüyor mu olayı ama paylaşayım dedim. Yok, bu dediğin de geçerli bir mesele yani şu açıdan. Ve bence güzel bir açı. Bazen aynı hareket şartlar gereği, yani metin öyle de okunabilir. Şimdi bu kainatın, biz az önce daha çok meselenin şurasına yoğunlaştık gibi. Öyle hareketler var ki çok küçük ama sonuçları çok büyük oluyor. Biz meselenin burasına yoğunlaştık. Ama senin yorumun bizi şuraya davet etti. Bazen öyle şartlar oluyor ki aynı küçük hareketin meyvesi çok büyük oluyor. Bazı şartlarda. Aynı küçük hareket. Mesela buna genelde o zamanın insanların anlayışı açısından Said Nursi eserlerinde hani savaş sırasında işte uç sınırlarda nöbet tutan insanların vazifesinin kıymeti. Hani bir savaşın olmadığı bir ortamda nöbet tutmak var, bir de savaşın olduğu bir durumda sınır nöbeti tutmak var. Bunlar arasındaki farkı insanlar anlasın diye kullandığı veya işte mesela taş sanki çok kıymetsiz bir şeymiş gibi gözüküyor bize ama işte düşmeye doğru hareket eden bir aracı veya bir canlıyı ona çarparak durması ve yükseklikten yuvarlanmamasına engel olduğunda bir taş çok kıymetli bir vazife yapmış oluyor. Yani bu şekilde kontekst gereği, bağlam gereği
bazı hareketler diğer şartlarda faydası olduğundan çok daha yüksek neticelere sebebiyet verebiliyor. Yani bu anlamda da ki bazen de aynı fiil, mesela kibrit çakma örneği buna uyumlu. Kibrit çakmak, yani kibrit çakma yok bu anlamda uyumlu değil. Neyse örnek vermeyeyim, teoride devam edeyim. Bazen de öyle haller oluyor ki aynı hareket çok farklı bir bağlamda faturası çok daha ağır olabiliyor. Sanki sen buraya dikkat çektin galiba Yakup. Bir şekilde modellemeye çalıştım ama bir evet hayır. Yani şu, evet yani güzel modelledin aslında abi. Şu metni hatırıma getirdi de yine Risale-i başka bir yerde. Sanki burasıyla doğrudan bağlantılıymış gibi lemalarda vurguladığı bir ifadesi vardı Bediüzzaman'ın. Madem öyledir Hazret dikkatle bas batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük detaylarını onda batırma dediği bir metni vardı. Orayı hatırlattı bana. Bu bağlamda yani şey yaptın. Aslında güzel vurguladın. Yani bizim içinde bulunduğumuz şartların, durumun, bizim yaptığımız tercihlerin değerini, tesirini ne kadar etkilediğine dair bir vurguya benim dikkatim çekilmişti. Evet. Allah razı olsun. Şimdi Ali Mermer'in yorumunu okuyorum bir. İlave bir veçe, buyurun. Bardağı taşıran son damla. İnsana verilen, onun son ana kadar yapmış olduğu çabaların, fiziki dualarının yani, birikmiş sonucunu en sonunda bardağı taşıyan son bardağı taşıran son damla gibi netice verir. Mesela ahirette mizanı ağır veya hafif olanın durumu biraz hafif ile biraz ağır olma durumuna göre sonucuna mazhar olur. Kelebek etkisi tesiri denilen kainattaki ince nizamı gösterir. Straight ifadesi hem burada hem de takip eden metinde önemli bir şart olarak görülüyor. Ha, şerait mi demek istediniz ya Muhammed Sayıçakır? Ben de Ali Allah Allah diyorum. Neden diyorum straight demek istedi? Tamam anlaşıldı. Şimdi anlaşıldı. Şerait ifadesi hem burada hem de takip eden metinde önemli bir şart olarak görünüyor. Biraz daha açabilir misiniz Ali Mermer? Eğer mikrofon müsaitse. Ben tam bu kelebek tesiri denilen noktaya olan geçişinizi tam anlayamadım. Sanki ilk söylediğinizde bardağı taşıran son damlada şöyle bir mesele var. Yani küçük bir hamle ama son hamle olması açısından. Yani bazen yaratılış biçimleri hamleyi yaptığımız gibi yaratılış olmuyor. Bazen bazı yaratılış biçimleri arkasında çok uzun duayı gerektiriyor ki az sonra İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer'i konuşacak mesela. Ömer'in Müslüman oluşu o kadar komik anlatılıyor ki İslam alemi içerisinde bazı anlatım biçimlerinde tamamen fıtrata aykırı. Bana onu hatırlattı yani ben sizin yorumunuzu okurken. Yani Hazreti Ömer insan değil demek ki diyesi geliyor insanın. Yani 7 yıl boyunca hiçbir şey yapmamış, hiçbir şeyle ilgilenmemiş. Sonra bir gün tam kardeşini öldürmeye gidiyormuş da orada Kur'an'ı duymuş. Bir anda böyle bir şimşek çarpmış Müslüman olmuş gibi. Bardağı son taşıran damla dediğinde Ali Mermer. Bir de burada Ömer ifadesi olunca bana daha evvelki derslerimizden onu hatırlattı. İnsanlar yanıp kavruluyorlardı. Tek gündem, ayrı bir konu ama önemli bir konu. Tek gündem, tırnak içinde söylüyorum, Muhammed-i Arabi'nin getirdiği mesajdı. Bunun tartışıldığı bir dönemde her gün zihinleri bununla yorulduğu bir dönemde
Hazreti Ömer'in kardeşini öldürme kararını almasının akabine orada duyduğu, yani bir ayet duydu. İslam'dan evvelki Ömer oldu, İslam'dan sonraki Ömer. Bu büyük değişim, bu büyük sıçrama, bu büyük dönüşme küçük bir hareketin akabine mümkün oldu ya, işte onu bardağa taşıran son damla gibi görmek lazım diye hatırladım ben. Daha önceki konuşmalarımızdan Ali Mermer. Ama siz acaba bu örnekle başka bir yere mi vurgu yapmak istemiştiniz? Bir de kelebek tesiri meselesi. Onu açabilirseniz çok memnun olurum. Yorumunuz var. Konuyu anlamak için şartlar çok önemli. Şartlara dikkat etmek gerekiyor. Eğer Ömer cahiliyette ehli hak olmasaydı, mesaja muhatap olunca Hazreti Ömer oldu. Olmasaydı bu nasıl mümkün olacaktı? Hakkın peşinde koşan Ömer olmasaydı İslam'dan evvelki Ömer, İslam'dan sonraki Ömer nasıl olacaktı? Yani düşünsenize, ona buna salça olan, ağzından sürekli salyaları akan, ona buna sataşan, hak hukuk bu meselelerle hiç ilgisi olmayan, hakikatle alakası olmayan, ona bunu kesen, Ayyaş, ne bileyim yani sokakta millete habire kabadayılık yapan birisi bir ayet duyuyor, patır kütür Hazreti Ömer oluyor. Ya böyle bir şey yok yani. Böyle bir yaratılış biçimi yok. Böyle bir yaratılış biçimi yok. Peki bu kelebek etkisiyle ne demek istediniz Ali Mermer? Onu açabilir misiniz? Sesinizi bir duyalım ya. Müsaitseniz eğer. Müsaitseniz, böyle sizi sıkıştırmak istemiyorum ama. Bugün konuşmuş muydunuz siz? Hatırlamıyorum. Neyse, müsait değilsiniz herhalde anladığım kadarıyla. Sıkıştırmıyorum. Cahiliyette kim hayırlı ise İslam'da da hayırlıdır diye hadis var diyor. Evet, bunu unutmamak gerekiyor yani. Biz çok enteresan İslam anlatılarına maruz kaldık. Çok komik. Buyurun, elhamdülillah. Elinizi gördüm, buyurun. Herhalde diye konunun bir başka tarafı açıklanmış oldu zaten, siz konuyla arkadaşlar birçok ayrı açılardan ilgili açıklamalarını yaptılar. Bu da bir ilavedir. Kelebek tesirinden kainattaki nizamın hassasiyeti öyle ki kalbinde bir zerre kibir bulunan iman etmez. Veya cennet, o hadisin ifadesiyle cennete girmez. Bu bize söylüyor ki kalbinde birazcık kibir varsa imana bütün kapılar kapanır. Kelebek tesiri, biliyorsunuz ben fizikçi falan değilim. Fizikçi olanlarımız var aramızda. Yani kainatta öyle bir denge var ki aynen bardağı taşıran son damlada olduğu gibi, şurada rüzgar eser, şurada soğuk hava, şurada sıcak hava birbiriyle etkileşir, böyle bir kainat yaratılıyor. Ama öyle bir noktaya geliyor ki eğer bir derece daha fazla olursa bu sefer okyanusta tornado oluyor. Ya o sınır var. İnsanda da öyle bir sınır var. Bir şöyle mi yapayım, şunu mu yapayım, şuna mı teslim olayım, şuna mı teslim olayım, şu yolda mı gideyim, bu yolda mı gideyim kararlılığı var. Eğer kararsızlığı olabiliyor, araştırma yapıyor. Eğer kalbinde bir zerre kibir varsa teslim olmama yolunu tercih ediyor. Bir zerre canım ne olacak ki demez. O sizin verdiğiniz kibrit ile ormanı yakmak gibi. Ben bir kibrit çaktım, ormanı yakmadım ki, ormanı ateş yaktı diyebilir insan. Bunları kastetmek istemiştim. Yani başka açılardan aynı olaya bakmak diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Ahmet Ali'nin yorumu var, Abdurrahim Şahin'e bırakıyorum sonra. Kainat öyle bir şartlar ve ölçüler içinde yaratılmış ki, öyle bir intizam ve düzen hakim ki insan olarak öyle duygularla var edilmişim ki, ayrıca tüm bunların ne anlama geldiğini gösteren vahiy ve elçilere muhatap kılınarak
her şeyin bana sunulduğu imkanı tüm bunlara rağmen çok küçük bir meylen ve tercihle görmezlikten gelerek bu şerait içinde beni her şeyden mahrum edebiliyor. Yine benzedi bizim az önce kibrit meselesine. Bu küçük hamle gözünü kapatan kendine gece yaparı hatırlattı, bana da çağrışım yaptı. Küçük bir gözünü kapatıyorsun, bütün dünya gece oluyor. Küçük bir an yaratılışı sorgulayarak açık bir gözle, bilinçli, şuurlu, uyanık bir şekilde bu iş nasıl oldu böyle kardeşim diye sorgulamak yerine vahiysiz medeniyetin telkinlerine şöyle gözünü küçük bir kapatıyorsun, bütün her şeyden mahrum oluyorsun. Ahmet Ali diyor ki, ya da adeta otomatik olarak her şeyimle onaylayabileceğim içimde gelen dayanılmaz isteğe engel olmazsa sonsuz bir imkana kavuşmuş olurum. Abdülreşit Şahin'i bırakmadan önce şuraya birden bir daha bir bakmak istiyorum. Fıtratların bir kısmı birdenbire parlıyor, bir kısmı tedricidir, şeyen şeyen kalkıyor. Tabiatı insani ikisine de benziyor. Neyse, metin biraz uzun. Burada önümüzdeki hafta tekrar bir gireriz, bize hatırlatma olur inşallah. Abdülreşit Şahin, buyurun. Ben Ali abinin bıraktığı yerden biraz katkıda bulunup, benim de aklıma aynı şey gelmişti. Yani kelebek tesiri gelmişti. Çok güzel bir örnek bence. Kainatta böyle bir yaratılış türü var. Mesela bütün ülkeyi bir elektrik sistemiyle donattınız ve bir merkezden bütün her tarafa elektrik yayıyorsunuz. Merkezden çıkan bir telden küçük bir parçayı kestiniz, yani ilişkisini kestiniz. Bütün şehir karanlıkta kalıyor. Yaptığınız küçük bir fiil bütün şehri karanlığa maruz kalıyor. Yani bir düğmeyi açtınız, bütün şehir bir anda karanlığa mahkum oldu. Aynı şekilde yine sistem tamamen kurulmuş ama bir küçük bir fiil onu ya karanlıktan aydınlığa da çıkartabilir. Yani bir düğmeye basmanız gerekiyor. Bir düğmeye bastığınız anda bütün her şey aydınlanmış oluyor. Yani küçük fiiller çok büyük neticeler doğurabiliyor. Bunu biz kainatta gözlemliyoruz. Burada şirkin mahiyeti anlatılıyor gibi Ali abi de oraya vurgu yaptı aslında. Üstad, hayırda insanın eli kısa, şerde eli çok uzundur diye söylüyor. Çok ilginç. Mesela bütün elektrik sistemini siz döşemediniz, sadece düğmeye bastınız, ben elektriği getirdim derseniz, yani orada yapılmış olan büyük bir faaliyeti görmezlikten gelmiş, inkar etmiş olursunuz ki o sistemi kurana bir hakaret bu. Sadece sizin orada göreviniz, ışığı istiyorsanız bas demeye gelen şeyi yapıyorsunuz, halbuki siz orada küçük bir fiille o fiili yaratıcıya, yani bu sistemi kurana verdiğiniz anda bütün ışıktan istifade ediyorsunuz. O bütün istifade edenlerin de istifadesi, onlardan da istifade edebilecek konumdayken işte kendinize tesir verdiğiniz anda bir düğmeyi kaldırdığınızda, mesela ne yaptım ki ben, sadece düğmeyi ya da bir teli kestim, bütün şehri ben karanlıkta bırakmadım ki diyemezsiniz. Bütün şehir karanlıkta, o sizin fiilinize bakarak karanlıkta kalıyor. Yani küçük bir hayırda, şerde eli çok uzun, bütün her şehri karanlıkta bırakabiliyor. Hayırda ise çok cüz'i bir katılımdan başka bir şey yok diye anlıyoruz. Burada şirkin mahiyeti söz konusu. Şirk insanı âlâ iyiliğinden esveli safiline çıkarır. Sonsuz dediğimiz kavram şöyle bir problem var. Mesela bütün her şey Allah'a aittir ama burada da şu kadar da bana aittir dediğiniz anda aslında Allah'a ait olanı yok etmiş oluyorsunuz. Çünkü mutlak sınırlandığı anda mutlaklıktan çıkar, sonsuzluktan çıkar. İnsan işte o işte şeytan misali de o yüzden verdim. Kendi irademizi bir cana kıyan bütün canlara kıyar gibi yani. Kendi iradene tesir verdiğin anda yaratıcının iradesini aslında arzileştirmiş, sınırlanmış oluyorsun. Kendi iradenin sıfırladığın anda yaratıcının iradesini, mutlaklığını kabul etmiş oluyorsun. Dolayısıyla yaratıcının iradesinin tamamıyla senin arkanda olması için kendi iradeni sıfırlaman gerekiyor. Ama eğer sen kendine irade verdiğin anda yaratıcının iradesini yok saydığın için, yani sonsuz bir
halt etmiş oluyoruz. Yani sonsuz bir cinayet işlemiş oluyoruz. Bu kelebek etkisi çok kişide gözlemlenebiliyor. Yani küçük bir şey büyük neticeler verebiliyor. Dolayısıyla insan özellikle şerde çok etkin, mutlak olanı ortadan kaldırabiliyor. Hayırda ise zaten sadece onu kendine kesbetme noktasında gözünü açıp güneş senin içine girer zaten. Evet. O zaman yine az önce Ali Mermin'in hatırlattığı hadisi bana hatırlattı sizin yorumunuz. Yani o sonsuz dediğimiz kavramdaki yaşanılan problem, o bir damla kibir, kalbinde bir damla kibir bulunan cennete giremez meselesi nedir? O demek ki yani bir damla dahi olsa gerçekleşen yaratılışı başka bir mahluka izafe etmek, çok küçük bir kısmını dahi veya kendime izafe etmek, sahiplenmek, tesir vermek demektir ki bu tevhidi ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Ama ben bir şey demedim. Allah yok diye inkar etmiyorum. Allah var. Allah'ın olduğuna inanıyorum. Tüm kalbinle inanıyorum. Ama bu şeyin olmasında benim de hiçbir payım yok mu canım dediğimizde, yani dediğimizde derken bu bilinci taşıdığımızda o imanın vaat ettiği cennet huzuru, yani manayla Rab ile huzurda olma nimetinden mahrum oluyoruz. Yediğimiz yemeği, Ali Mermer'in son yorumunu okuyorum. Son yorumu derken biraz emrivaki oldu da vaktimiz geçti o yüzden dolayı. Yediğimiz yemeği kendisi adına yersek sonsuz, ebedi rahmeti görmemeye sebep oluyor. Göremiyorum. Bir nimetle nimetlendiğimin farkına varamıyorum. Peki faturası ne bunun? Sonsuzdan mahrum oluyoruz. Allah razı olsun. Çok kıymetli meseleler. Çok, çok güzel meseleler. İnsan istiyor ki hayatının her anını Rabbini tanımak için böyle kıymetli arkadaşlıklarla, dostluklarla beraber geçirsin. Elhamdülillah. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bir sonraki derste Rabbim nasip ederse 52 dakika sonra buluşmaya nasip ederse inşallah buluşun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdu lillahi rabbil alamin. El Fatiha.